Arkadaşlar merhaba. Dün tüm televizyon kanalları, daha doğrusu haber kanalları Hakan Fidan'ın açıklamalarını konuştu. Hakan Fidan'ın her cümlesi önemliydi. Çünkü uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o bir gece ansızın açıklamasından sonra böylesine bir açıklama biz duymamıştık devleti yöneten irade tarafından. Kaldı ki yeni İçişleri Bakanımız aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı. Yani onun söyledikleri iki türlü önemli. Ama o bu sefer farklı konuştu. Bu sefer nabza göre şevret vermedi. Direkt hedef biçti. Ve hedefin arkasındakilere de dedi ki sizi de vururuz. Yani hedefi büyüttü. Hakan Fidan ne diyor? Bundan böyle PKK-YPG'nin sahip olduğu tüm üst yapı, altyapı ve enerji tesisleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat unsurlarının meşru hedefidir. Üçüncü taraflar. Bakın üçüncü taraflar diyor. Kimler bu üçüncü taraflar? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Irak, İran, Suriye, YPG'yi ve PKK'yı orada koruyan güçler. Süper güçler ya da güçler. Üçüncü taraflar ve sivil unsurlar bu hedeflerden uzak dursunlar. Şimdi dün gece televizyon kanalları şöyle geçti. O gece bu gece mi? O gece bu gece mi? Dün gece herkes Suriye ve Irak sınırlarında Türkiye'nin topyekün bir harekata girişmesini bekledi. Bu topyekün harekat demek aslında Suriye ve Irak sınırlarında içeriye doğru girmek suretiyle ciddi bir temizlik operasyonu. Havadan ve karadan. Bu çok ciddi bir operasyon. Bir nevi savaş ilan etmek gibi bir şey aslına bakarsanız. İşte tam da bu noktada diyor ki Türkiye kararlıyız. Irak ve Suriye kara sınırları içerisinde ciddi bir temizlik yapılacak. Burada zararlı ne kadar unsur varsa yok edilecek. Tam da bu noktada bu zararlı unsurların yanında iseniz sivil ya da koruyan kollayan güç hiç fark etmez. Amerikası, Fransası, Rusu hiç fark etmez. Iraklısı, Suriyelisi, İranlısı hiç fark etmez. Kim varsa onlarla birlikte mezara gider. Ölür, yok olur, imha edilir. Bir nevi aslında Hakan Fidan böyle demek istedi. İşte o gece bu gece mi diye özellikle kapakta da kullandık. Dün gece bütün televizyon kanalları dün geceyi o gece olarak bekledi ama dün gece bir harekat oldu. Böyle işte 50-60 kadar bir hedef vuruldu. Ciddi bir operasyon yapılmadı ama sanki bir ön hazırlık, ön alma, uyarı mahiyetinde bir operasyon yapıldı gibi. Ama asıl operasyonun, operasyon diyorum ama bu bir savaş gibi bir şey. Yani Türkiye'nin hem Irak hem Suriye tüm sınırlarda, yani bu iki devletin tüm sınır hattı boyunca bir operasyona girişmesi demek. Bunun içine Kandil'i de katacaksınız. Bu çok ciddi bir operasyon demek. Yani PKK ve YPG'nin bilinen, orada resmi olarak açıklanan 30-40 bin civarında militanı var. Gayri resmi 100 binin üzerinde. Çok daha fazla olduğu da söyleniyor. Yani bu şu demek, Türkiye'nin bölgede çok ciddi bir operasyon adı altında bir savaşa girişmesi de demek. Türkiye'nin bunu yapması gerekli mi? Elbette çok geç kalınmış bir operasyon. Bunu aslında biz 2-3 senedir konuşuyoruz aslında ama bir şekilde pandemi girdi, şu girdi, bu girdi, seçimler vesaire bir şekilde ertelendi, bugüne kadar geldi. Bahaneler çoktu. Ama gelinen noktada artık bahane kaldı mı? Hayır. Peki bundan sonraki süreçte tek bahane ne olabilir? Tek bahane bu saatten sonra Amerika'nın ve Rusya'nın bize karşı takınacağı tavır. Görünen o ki Rusya bize karşı net olarak tavrını belli etti. Ne yaparsanız yapın kardeşim. Ben karşınızda değilim. Bunu nereden anlıyoruz? Hakan Fidan'a geri döneceğim arkadaşlar. Ben özellikle bu Ermenistan meselesini kurcalayalım derim. Bu Ermenistan biliyorsunuz önce Rusya'ya sırtını dayadı. Bu sırt dayamayla birlikte aynı zamanda da Fransa'yla flört etti. Rusya bundan rahatsızdı. Defaatle söyledi ama Ermenistan ısrarla Fransa'nın gazına gelmek suretiyle bir operasyona girişti. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ne bakan taraflarından parça koparmak hayaliyle bir operasyona girişti. Ama ne oldu? Biz Karabağ'ı geri aldık. Çok şükür Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ'ı geri aldı. Hatta yetinmedik bir de Zengizor koridorunu Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan Nahçıvan üzerinden Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan Zengizor koridorunu da açma kararı aldık. Bu işte bütün dengeleri alt üst etti bölgede. Bakın bu koridor, Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan bu koridor bütün dengeleri alt üst etti. İran ne dedi? Zengizor kırmızı çizgimiz. Ermenistan'ın yanında savaşa dahil olur, Azerbaycan'ı vururuz dedi. Azerbaycan sınırlarına yığınak yaptı. Amerika ne dedi? Ermenistan kırmızı çizgimiz. Ermenistan'ın yanındayız. Ne isterse yapmaya hazırız. Fransa da keza aynı şekilde. Ve daha da enteresan bir şey söyleyeyim size. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan bir karar aldı. Putin Ermenistan'da görüldüğü yerde tutuklanacak. Bu ne demek? Rusya'ya Ermenistan'ı terk et demek. Biliyorsunuz Ermenistan'da Rusya'nın hali hazırda iki askeri üssü var. Rusya'ya Ermenistan diyor ki artık Amerika ile yürüyeceğim.
terk et buraları demek. Rusya peki buraları kolay terk eder mi? Eder ama tarumar ederek. Buraları yakar yıkar. Yani birilerine yol verir. Bu biz oluruz ya da başka bir şey olur. Ama bir şekilde Rusya oradan kolay kolay öyle elini kolunu sallaya sallaya çekilmez. O yüzden bölgede her an her şeye gebe diye bir şeyler söylüyoruz ya, İran üzerinden bir şeyler olabilir. Ermenistan üzerinden şunu net olarak anlıyoruz ki Ermenistan silahlandırılıyor yeniden. Ermenistan yeni bir savaşa hazırlanıyor. Rahat bırakılmayacak bölge. Ermenistan rahat durmuyor. Rahat durmaması için de Batı ve Amerika'da elinden gelen yardımı yapıyor. Tıpkı Zelenski'ye yaptıkları gibi. Zelenski'ye verdiler gazı ki kendi de hazırdı zaten bu gaza. Ki bana sorarsanız Zelenski Amerika'nın ajanı gibi bir şey yani orada baktığınız zaman. Zelenski'ye verdiler gazı, görünen ifadelerle söylüyorum, halka yansıyan tarafıyla. O da aldığı gazla ne yaptı? Ülkesini ateşe attı. Sonuçta Ukrayna şu an yangın yeri. Görünen o ki Ukrayna iyi direniyor. E peki silah yardımları bittiği zaman ne olacak? Rusya 300 bin askerle Ukrayna'da çatışırken Ukrayna 2 milyon askerle direnmeye çalışıyor. Nereye kadar? Silahın bittiği yerde 2 milyon asker 2 kişi gibi kalır. Silahınız olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsınız. Avrupa'nın desteğiyle şu anda direnç devam ediyor ama bu da bir yerde tıkanacak ya da bir yerde Rusya'nın bu savaşta kaybetmeyeceği anlaşılacak. Görünen o ki Rusya kaybetmeyecek arkadaşlar. Şimdi kaybetmeyecek olan Rusya, dikkatinizi çekerim, Ermenistan'daki güçlerini Ukrayna'ya kaydırmıştı. Yani ana kuvvetlerini bozmak yerine bölgesel güçlerini kaydırmak suretiyle bir savaş yürütüyor. Bu savaş daha devam edecek. Uzunca bir süre. Ukrayna savaşı bitmeyecek. Göreceksiniz. Burada maksat Ukrayna'ya savaş kazandırmak değil zaten. Eğer ki maksat Ukrayna'ya savaşı kazandırmak olsaydı çoktan bu savaş biterdi. Maksat Ukrayna'yı kullanıp Rusya'yı yormak. Çin'e karşı verilecek olan mücadelede Ukrayna'yla bu savaş yoluyla Rusya'yı dizginlemek, Rusya'yı yormak. Rusya'yı güçten düşürmek. Aslında maksat bu. Görünen bu en azından. Arka planda başka şeyler oluyor mu? Oluyor tabii ki, olmaz mı? Ne planlar, ne gizli anlaşmalar dönüyor. Yani şimdi bir şeyler söyleyebilirim bu konuda ama hepsi varsayım, hepsi iddia, hepsi dışarıdan gelen bilgiler. Birileri sızdırıyor bir şeyler. Yani o sızdırılanlar bizim bunu kullanmamızı isteyen o işte Rusya'da Amerikan kuvvetlerinin sızdırılmış bilgileri mi? Bunu da bilemeyiz. Yani şimdi bir tarafında biz varız öyle ya da böyle. Bizi ilgilendiren tarafı da bu. Bize bakan yanı da bu. İşte o yüzden diyorum Ermenistan arkadaşlar, Ermenistan bu dönemin yeni problemi gibi görünüyor. Sadece ülke olarak değil, aynı zamanda VOMA diye bir terör örgütü inşası var biliyorsunuz. VOMA Asala'nın yerine kuruluyor. Bunun içerisine aynı zamanda PKK da entegre ediliyor. Yani Asala ile PKK VOMA terör örgütünün içeriğine entegre edilmek suretiyle bu terör örgütü fiiliyatta bir eylem yapma hazırlığı. Yani onların ifadesiyle alışılagelmedik bir saldırı hazırlığı var kendilerinde. Hatırlarsınız Asala diplomatlarımıza saldırmıştı. Çok sayıda Türk diplomat dünyanın birçok ülkesinde öldürülmüştü. Şehit edilmişti. 40'tan fazla. Suikastler vesaire bunlar ayrıca. Ama bizi temsil etmesi ve ülkenin güvenilirliği noktasında, önem arz etmesi noktasında elçilerimize yapılan saldırı, Asala'nın bu saldırıları uzunca bir dönem Türkiye gündemini ve Türkiye'yi meşgul etmişti. Asala'yı bitirdik. Biz bitirdik bir şekilde. Yine bitiririz. Benzeri bir durum söz konusu olursa ayrı mevzu ama görünen o ki başımıza böyle bir belayı yeniden musallat etmek istiyorlar. Üstelik bu sefer biraz farklı, sahada da, siyasi arenada da, uluslararası camiada da ses getirecek, dünya çapında bakın, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünya çapında Türkiye'ye dönük, Azerbaycan ve Türkiye'ye dönük eylemleri önümüzdeki dönem görebiliriz. Bunun hazırlığının olduğunu görüyoruz. Tam da bu noktada Hakan Fidan'ın bu çıkışı buna da bir mesajdır. Eğer böyle bir hazırlığınız varsa bundan sonraki süreçte çok net ifade ediyorum, askeri olarak gereken neyse yaparız, bedelini de öderiz, bedelini de ödetiriz diyor aslında Hakan Fidan açık bir ifadeyle. Yani bu saldırılardan sonra dikkatinizi çekerim, Ankara'daki patlama, yurt dışında bir büyükelçimize Ermenilerin saldırması gibi gibi olayları şöyle yan yana getirirsek eğer göreceğiz ki bir hazırlık var. Türkiye'ye bir işaret veriliyor. Bak sen böyle devam edersen ya da bizim çıkarlarımıza uygun hareket etmezsen bunlar olacak ve bunlar İşaret fişeği, sen dahasını bekle. Bunlar fragman tarzında mesajlar veriliyor ama Hakan Fidan da buna karşılık res çekiyor ve diyor ki terör unsurlarının yanında size ait unsurlar varsa onlar da hedeftir. Sivil unsurları da uyarıyoruz.
Derhal terk edin orayı. Bakın bu çok net bir ifadedir. Türkiye diyor ki artık bundan sonra geri adım yok. Aksine sizin her hareketinize karşılık iki adım ileri hareket var diyor. Aslına bakarsanız Hakan Fidan. Bu konuşma bir yerde bunun da işaret fişeğidir arkadaşlar. Bakın tam da bu noktada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum ben de. Ersin Tatar öyle diyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz ya. Rumlar ne diyor? Kıbrıs Rum Cumhuriyeti diyor. Kıbrıs yani bölmeden Kıbrıs'ı bir bütün addediyorlar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçen gün böyle bir konuşma yaptı. Demiş ki bu işin kuzey güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi bütün ada yönetimi bizdedir diyor. Biz de kuzeyi kaldırıyoruz. Bundan sonra Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde de hak iddia ediyoruz. Yani Kıbrıs Türk Devleti diyoruz ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz dedi. Bakın bir şeyler oluyor. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs'ın tanındığını göreceksiniz. Birkaç devlet tarafından Kıbrıs'ın Kıbrıs Türk Devleti olarak Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin belki de Kıbrıs Türk Devleti olarak tanındığını görebilirsiniz. Bakın bunlar bölgede yeni yeni atılımları beraberinde getirecek. İyi ya da kötü. Belki bir savaş senaryosu ama bölgede çok acayip yeni gelişmelere gebe süreçler yaşanıyor. Altyapısı şu anda yapılıyor bu süreçlerin. Zamanında rahmetli Necmettin Erbakan'ın biliyorsunuz yani hep Ecevit için Kıbrıs Fatih derler ya. Aslında Ecevit'in Kıbrıs Fatih olma noktasında pek bir katkısı yoktur. Ecevit İngiltere'dedir. Erbakan Türkiye'de. Asker gelir, komutanlar, ya işte Sayın Erbakan, durum bu, Ecevit Avrupa korkusuyla, Avrupa baskısıyla Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine onay vermiyor. Ecevit de İngiltere'de, şu an söz sizde, başbakan yardımcısı olarak şu an başbakan yurt dışında olduğu için siz başbakansınız, imza yetkisi sizde, verin imzayı, kurtaralım Kıbrıs'ı der. Erbakan rahmetli der ki, nereye kadar gidebilirsiniz der komutana. Komutan da gayet emindir kendinden der ki Atina'ya kadar gideriz Sayın Başbakan. Erbakan da sabaha kadar vaktiniz var. Gidebildiğiniz yere kadar gidin der. Bakın çok net. Asker durmaz ve birkaç saat içerisinde çıkarmayı yapar. Kıbrıs adasını aslına bakarsanız kurtarmıştır. Ama Türk askeri, Türk ordusu Yunanistan'a doğru yol alırken, Atina'ya doğru yol alırken karşılarında Amerikan deniz donanmasını bulur. Çok açık ve net bir şekilde ifade edilir. Denir ki buradan sonrası Türk-Yunan değil Türk-Amerikan harbidir. İşte o noktada zaten Ecevit olaydan haberdar olur. İngiltere'de telefonlar uçuşur. İngiltere'den hemen Ecevit Erbakan'ı arar. Sayın Erbakan ne yaptınız der. Yaptık yapmamız gerekeni der Erbakan rahmetli. Ve tabii o dakikadan sonra durmak gerekir. Amerika işin içine girince durulur. Ayrı mevzu. Ondan sonra çok bedeller ödetildi bize. Olsun. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizi kurtardık mı? Kurtardık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettik mi? Ettik. Bu bize yeter. Biz çekeriz. Biz derdi çekeriz. Yeter ki bizi yönetenler bizimle oyun oynamasınlar. Bize samimi olsunlar. Net olsunlar. Desinler ki sıkıntı çekeceğiz. Harp ilan ediyoruz. Desinler ki bu ekonomik bir harptir. İdare edin. Desinler ki şu bu falan filan. Kibirle bu iş yürümüyor arkadaşlar. Gördük ki herkesin aklına ihtiyacınız var. Gördük ki her akla muhtaçız. İstişare denen şey size sizin duymayı istediğiniz şeyleri söyleyenlerle yapılmıyor. Sizin duymak istemeyeceğiniz şeyleri de söyleyecek insanların sözlerine ihtiyacınız vardır istişarede. İşte bu ülke son noktada baktığımız zaman bu tür hatalara düştü mü düştü. Sonra tabii ki birileri çıkıp özür diliyor. Sonra hata ettik diyor. Olmadı diyor. İhanet ettik diyor yeri geliyor birileri. Ama işte o bedeli onlar değil millet olarak biz ödüyoruz. Bu da işin bir başka tarafı. Velhasılı kelam. Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu açıklaması. Hakan Fidan'ın bu çıkışı aslına bakarsanız bölgede taşların yerinden oynatıldığını da bize gösteriyor. Son olarak şunu ifade edeyim. Türkiye görüldü ki şu dakikadan sonra müttefikleriyle değil kendi yağıyla kavrulma sürecine girmiş bulunuyor. Bugüne kadar müttefiklerden bir hayır görmedik. Hele hele de Amerika'dan bir koyup üç alacağımız her ne varsa bir koyup üç kaybettik bugüne kadar. Amerika ortak olduğumuz her projede bizi yolda bıraktı. Buna F-35'ler de dahil. Bugüne kadar her projede bizi yolda bıraktı. Ha diyebilirsiniz ki Rusya çok mu güvenilir ortak? Hayır, Rusya için de ben çok güvenilir ortak demiyorum. Ama Rusya bugünkü konjonktür itibariyle en güvenilir ortaktır. Bunu net olarak ben de ifade etmek isterim. Rusya içinde bulunduğu durum nedeniyle Türkiye'ye muhtaç. Türkiye de içinde bulunduğu durum nedeniyle Rusya'ya muhtaç. İşte o yüzden Rusya ben karışmıyorum. Kendi göbek bağını kendin kes duruşunu sergilerken Amerika karşımızda duruyor. İşte tam da bu noktada Türkiye kendi göbek bağını kendi kesecek ve bölgede yapılması gereken neyse onu yapacak. Hakan Fidan'ın sözlerinden bunu anlıyoruz.
Göreceğiz. Önümüzdeki günler, saatler neler getirecek, neler götürecek. İzleyeceğiz. O gece bu gece mi? Onu da görüp izleyeceğiz. Belki yarın gece, belki bir sonraki gece. Ama bir gece ansızın diyordu ya Sayın Cumhurbaşkanı. Eninde sonunda arkadaşlar, biz çok alanda berbat durumda olsak da, eğitim şu bu falan sayabiliriz ama askeri sahada darbeler geçirip görmemize rağmen yine de darbeden bir ay iki ay sonra fetihlere çıkabiliyoruz. Bu milletin en iyi olduğu, yan olduğu kesin. Askeri saha, Allah Türk ordusunun sırtını yere getirmesin. Türk milletinin, Türk askerinin sırtını yere getirmesin. Çünkü eminim, bakın, Türk ordusu zayıflasa bizi bir dakika bu coğrafyada yaşatmazlar. Bir kaşık suda boğarlar. İşte Türk ordusunun gücü, mukavemet gücü, direnme gücü, saldırma gücü, inanç gücü, iman gücü, aklınıza gelebilecek tüm güçler Türk ordusunun üzerinde şu anda bir pelerin gibi onları sarmış, sarmalamış. Allah zaferlerini daim kılsın. Allah onları yolda bırakmasın, ayaklarına taş değdirmesin arkadaşlar. İşte o yüzden diyorum, her ne olursa olsun Türk ordusunu siyasete, Türk ordusunu kişisel çıkarlarımıza asla alet etmemeliyiz. Çünkü Türk ordusu düşerse sadece Türkiye düşmez. Koca bir İslam dünyası düşer ki Allah korusun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arkadaşlar, tekrar bu konuya, bu mevzuya döneceğiz. Bizi izlemeye, takip etmeye, abone olmaya devam edin lütfen. Bu aralar YouTube bizi pek önermiyor. Her neden bilmiyorum ama biz bizeyiz. Takipçilerimiz kadar bizi izleyen var. Onlar kadar bizi gören var. Önümüzdeki günlerde YouTube bu engeli de kaldırırsa o zaman daha fazla insana sesimizi duyurmuş olacağız. Bizi takip etmeyenlere de ulaşmış olacağız. Tam da bu noktada dediğim gibi sizlerin desteğine her zaman olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız var. Hoşça kalın. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.